Şimdi Sayın İmam Bey, Osman Şeker Bey'e dönmek istiyorum efendim. Selamun Aleyküm Osman Şeker Bey. Ve Aleyküm Selam. Efendim, size sormak istediğim bir soru, ilk sorumuz. Ahmediye Müslüman Cemaatinin dünya genelinde yapmış olduğu çok önemli bir hizmet var. Bu hizmet aslında İslamiyet'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın yüceliğini bütün insanların gözlerine ve yaşantılarına yeniden canlı olarak hizmet takdim etmek üzere yapılan bir hizmet. Biz buna Ahmediye Müslüman Cemaati içerisinde Calsa Salana diyoruz. Türkçesi ise yıllık toplantı efendim. Sorum da bununla ilgili. Ahmediye Cemaatinde Calsa geleneği ne zaman ve nasıl başladı efendim? Bize biraz teferruatlı olarak açıklar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ben dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışayım. Sizin de söylediğiniz gibi Calsa Salana yıllık toplantı demektir. Müslüman Ahmediye cemaatinde bir gelenek haline gelmiştir şimdi. Tabii ki bunun başlangıcı vaat edilen Mesih ve İmam Mehdi Hazretleri zamanında başladı. Onun mübarek eliyle bunun temeli atıldı. Ve daha da gerisinde tabii ki Allah-u Teala'nın isteği vardır bu toplantıların başlamasında. Şunu da söylemem lazım. Müslüman Ahmediye cemaatinde toplantılar birçok defa yapılır. Cemaatin organizasyonları var biliyorsunuz. Bir ana cemaat çatısı altında bir de Hüdamül Ahmediye var. Gençlerin oluşturduğu bir yan kuruluş. Ensarullah var. Keza 40 yaşın üstündeki erkeklerin oluşturduğu bir grup. Sonra Lajna İmaillah var. O da kadınların oluşturduğu gruptur. Bütün bunlar da toplantılar yapılır. Yani ay boyunca hemen hemen neredeyse her hafta sonu bir etkinlik, bir toplantı zaten vardır. Evet. Ayrıca bizim başka bir gelenek daha var. Siretün Nebi toplantıları da yıl boyunca değişik zamanlarda yapılıyor. Her cemaat buna ehemmiyet gösteriyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce karakteri, ahlakıyla ilgili toplantılar, onun ahlakını anlatan, işte onun hayatını anlatan, onun bize sunduğu örneği anlatan toplantılar. Diğer Müslüman kardeşlerimiz belki bunu yılda bir defa yapıyorlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde falan yapıyorlar. Biz ise bunu yılın farklı farklı zamanlarında hatırlayıp yapıyoruz. İnsanlara hep hatıralarında, yani insanların zihninde taze tutmaya çalışıyoruz bu konuyu. Her neyse, bu Calsa Salana'dan bahsediyorduk. Bu da yılda bir yapılan o büyük toplantıyı, daha geniş katılımlı bir toplantıyı ifade etmek için böyle bir terim olarak yerleşti diyelim cemaatimizde. Dediğim gibi vaat edilen Mezih ve İmam Mehdi Hazretleri bunun temelini attı. Cemaatin kuruluşundan 2 yıl sonra bu Calsa Salana başladı. İlk başladığında 75 kişi katılmıştı bu toplantıya. Ondan sonra da Allah Teala çok bereket verdi bu toplantılara ve ülkelere yayıldı. İlk önce Kadiyan'da yapılıyordu. Daha sonra Hindistan bölündükten sonra Pakistan'da da yapılmaya başladı. Merkez oraya taşınmıştı. Daha sonra bu yani bütün ülkelerde yapılmaya başladı. Geçen hafta bizim mesela bu İslamiyet'in Sesi programımıza ara verdik. Bunun sebebi İngiltere'deki yıllık toplantıydı. Vaat edilen Mesih ve İmam Mehdi Hazretleri'nin 5. halifesi biliyorsunuz İngiltere'de ikamet ediyor. Pakistan'dan hicret ettikten sonra o zamandan beri orada ikamet ediyor. Ve İngiltere'deki Calsa Salana bu yıl, o da biraz 1-2 yıl bu pandemiden dolayı biraz sönük geçtiydi. Geçen yıl çok kısıtlı bir katılım vardı. Ondan önceki sene yapılamamıştı. Bu sene Allah-u Teala'nın lütfuyla bereketli bir şekilde geçen hafta yapıldı o. Huzur-ı Enver'in işte 4 konuşması ve bir de Cuma hutbesi vardı başlarken. Diğer konuşmacılar vardı. Allah-u Teala lütfetti, çok bereketli geçti. Bu hafta şimdi bu arada başka bir yerde bu Calsa Salana yok ama önümüzdeki hafta inşallah Almanya'da da Calsa Salana'mız var. Önümüzdeki haftada ben bu vesileyle söylemiş olayım. Bu İslamiyet'in Sesi canlı yayını
olamayacak. Ama izleyicilerimiz için kaçırmamaları gereken bir başka şey, Almanya cemaatinin yıllık toplantısı olacak. Orada da dediğim gibi birçok değerli konuşmacı, birçok önemli konuda konuşmalar yapıyor. Keza bilmiyorum, Hazreti Halifetül Mesih de online olarak mı bağlanacak yoksa bizzat kendisi Almanya'ya mı teşrif edecek, onu ben şu anda bilmiyorum. Mürebbi sahip daha iyi bilir. Ama dediğim gibi yani calsalar bu şekilde başladı ve Allah Teala'nın lütfuyla şimdi dünyanın hemen hemen her ülkesinde, en azından büyük ülkelerinde bu devam ediyor ve bir gelenek halini aldı. Evet, size teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Calsa Salana toplantıları, sevgili seyirciler, Ahmediye Müslüman Cemaatinin disiplinli, programlı, planlı olarak dünyanın 120 tane ülkesinde şu anda organize olmuş ve devlet kanunlarına uyarak çalışmalarını sürdürüyor ve bu ülkelerden bazılarında bu yıllık toplantılarda yapılıyor. Sizleri eğer ki böyle bir toplantıyı duyduğunuzda davet ediyoruz. Buyurun gelin ve oradaki toplantının manevi bereketlerinden istifade edin. Kendiniz kendi tecrübelerinizi toparlayın, görün, bizzat yaşayın. Bunu sizlere bu vesileyle ifade etmek istiyorum. İmam Şeker Bey'e de teşekkür ediyorum.